Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ailelerin sayısı 23 bine ulaştı. Bu ürkütücü sayı Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Uzmanlara göre aşı reddi 50 binlere ulaşırsa Türkiye'de kızamık salgını patlak verebilir. Çünkü artık kızamık aşısı olan çocuklarda bile kızamık görünmeye başladı. Yani felaket neredeyse kapımızda. 2013 yılında 980 olan aşı reddi sayısı 2017'de 23 bine kadar çıktı. Yani aşı yapılmayan çocuk sayısı 4 yılda tam 24 kat arttı. Kızamık salgını için tehlike çanları çalmaya başladı. Çocukların önemli bir kısmını eğer aşılamazsak biz salgınlar tekrar çıkar. Aşı yaptırmamanın zararı daha büyük olur. Geri dönüşü de olmaz. Çocukların sağlıklı büyümesinin en önemli adımlarından biri olan aşılarla ilgili yapılan olumsuz değerlendirmeler vatandaşın kafasını karıştırıyor. Sadece bir sorumsuzluk ya. Belirlenen aşılar mutlaka yaptırılmalı. Faydasını gördünüz mü? Çok şükür yani herhangi bir hastalık, ağır bir şey geçirmedik. Öyle ki çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. 2011'de 183, 2013'te 980 olan aşı reddi geçtiğimiz yıl 23 bine çıktı. Aşı yaptırıldığı için benim çocuğum çok rahat atlattı. Aşısı olmayan çocuklardaki sıkıntıyı gördüm ben. Aşı reddinin bu denli büyük rakamlara ulaşması tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre rakam biraz daha artarsa Türkiye'de kızamık salgını yaşanabilir. Hatta 100 çocuktan 20'si ölüm tehlikesi yaşayabilir. Geçen yılki kızamık vaka sayımız işte 85 civarında. Eğer aşı reddleri devam ederse bu rakamların artması kaçınılmaz olacaktır. Da ben bir aşısını kaçırdığım için 6 aydır ayda bir mutlaka ishal oluyor. Bu rakamlar çok endişe verici. Aşı reddi sadece aşı yaptırmayanları değil, aşı yaptıranları bile tehdit ediyor. Çünkü bir çocuk bile hastalandığında virüs kolayca diğer çocuklara da bulaşabiliyor. Eşim de su çiçeği oldu, oğlundan bulaştı. Eşim aşılanmadığı için çok ağır geçirdi.